Türkiye'nin TÜBİTAK uzay şirketi tarafından yaradılan ilk yerli müşahidə peki imici bugün yerli vaxtla saat 10:47'de kosmosa gönderilib. Pekin çəkisi 680 kilogram istismar müddəti 5 ildir. Bu pek planetin istənilən nöqtəsində yüksək keyfiyyətli təsvirlər almağa imkan verəcək. İmecinin imkanları hədəflərin aşkar edilməsindən və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılmasından başlamış aqrar sektorun inkişafına, sərmayə qoyulmasına qədər geniş spektri əhatə edir. Ignition, engines full power. And lift off of Transporter 7. Go Falcon, go Transporter. Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılında onların hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice hedefi, nice projeyi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Hava şəraiti səbəbindən kosmosa göndərilməsi 3 dəfə təxirə salınan IMEC-P2 Türkiyənin yeni peyklərinin yaradılması üçün texnoloji baza formalaşdıracaq və xarici asıllığını azaldacaq. Bu uyduyla yeryüzündeki objeleri 680 kilometre yukarıdan en küçük ayrıntısına kadar görebileceğiz. Ülkemizin askeri ve sivil amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını bu uyduyla karşılayacağız. Bu uydu milli savunma başta olmak üzere afet yönetimi, tarım ve ormancılık, çevre ve şehircilik gibi pek çok alanda ülkemize önemli kabiliyetler kazandıracak. Geliştirilen kritik uzay teknolojileri bu alandaki yurt dışı bağımlılığımızı en aza indirecek. Bundan başka elektrooptik kamera, elektrik hareket sistemi, güneş detektoru, ulduz izleyiciləri, magnetometr, X diapazonlu rabita avadanlığı ve antenası, enerji tənzimləmə ve paylayıcı avadanlıq, uçuş kompüteri, uçuş programı, yer stansiyası programı təminatı imece layihəsi çerçevesinde yerli mühendisler tarafından hazırlanıb. Milli olarak geliştirilen metre altı yüksek çözünürlüklü elektrooptik uydu sistemine sahip ilk keşif gözlem uydumuza sahip olacağız bu vesileyle. Göktürk 1, Göktürk 2 uydularından sonra envantere alınacak bu 3. askeri uydu sistemi daha gelişmiş imkan ve kabiliyetlere sahip olacak ve bizim çalışmalarımızı askeri olarak değil aynı zamanda biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi diğer alanlarda da bize çok yardımcı olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tabii ki keşif ve gözetleme ve hedef istihbaratına da yönelik ihtiyacını kendi imkanlarımızla dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayacak hale geleceğiz. Təxminən 700 kilogram ağırlığında olan IMEC, 1000 kilometr uzunluğu ve 16,73 kilometr eni olan ərazini çəkə bilir. Eləcə də görüntüləri 320 megabayt saniye sürətlə yerüstü stansiyaya yüklüyor. Sahip olduğu üstün nitelik ve kapasiteyle bu uydu sisteminin manevra kabiliyeti ve gelişmiş yer sistem özellikleriyle imece uydusu Göktürk 1 ve Göktürk 2 uydularıyla Türkiye'nin uzaydaki gücünü gerçekten artıracak, gücümüze uzayda güç katacak. Yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması sonrasında envantere alınacak olan imece uydusunun komuta kontrolü hava kuvvetlerimizde olacak. Bundan başka karşıdaki zamanda Türkiye öz rabite peykini de istismara bırakacak. Türkiye'nin İlk yerli haberleşme uydusu TürkSat 6 ayda önümüzdeki dönemde devreye alacağız. TürkSat 6 a tamamlandığında Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden bir tanesi olacak. Qeyd edək ki, peykin imkanlarından hərbi ehtiyaclar üçün də fəal şəkildə istifadə edilməsi planlaşdırılır. Prognozlara görə yüksək ayırd etmə qabiliyyətinə malik peyk təsvirlərinin istifadəsi sayəsində kəşfiyyat və döyüş nəzarəti tapşırıqlarının həlli imkanları artacaq.